Doğru. Şimdi birkaç boyutu var. Buna hızla değinelim. Her şeyden önce e, ortada bir dava var. Kimsenin gizleyemeyeceği bir dava. Bir kamu davası. Var. Sanıklar hakkında 67 yıl e, ceza isteniyor. 67 yıl ağırlaştırılmış hapis, hapis cezası isteniyor. Toplamına baktığında. Çünkü savcının iddianamesi önemli. Zincirleme cinsel istismar demek. Dediğim gibi bu kibarlaştırılmış bir ifade. Zincirleme tecavüz demek. Rızası dışında evlendirilen kız çocuğuna, imam nikahıyla evlendirilen kız çocuğuna, kız çocuğunun kız çocuğu ile yapılan cinsel ilişkiyi hukuk tecavüz diye tanımlıyor. Olay bu kadar net. Şimdi bakıyorsunuz, bu dava, açılan dava önemli fakat tutuklama talebini biraz önce Emre Bey'in söylediği gibi hakimlik reddediyor. Tutuklama talebini reddediyor. Cinsel saldırı suçlarından dava açılıyor. Bakın şimdi anne Fatma Gümüşel imam nikahla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı suçlarından dava açılıyor. Kime? Yusuf Siyah Gümüşel'e, anne Fatma Gümüşel'e onlar suç ortağı sayılıyor çünkü. Bu imam nikahı küçük 6 yaşındaki bir kız çocuğunun eş olarak verilmesini onayladıkları aile rızası olduğu için bu zincirleme istismarın bir parçası sayılıyor ve Kadir İstekli ki Kadir İstekliye telebir bir ulaştı. Onu biraz sonra anlatacağım. Haber bültenimizde verdik. Biz onun da görüşlerini aldık. Onu da belirteceğim. Sistematik cinsel istismar ve cinsel saldırı zincirleme şekilde cinsel saldırı suçlarından dava açılıyor. Burada bir tutuklama yok. Şimdi tutuklama bir tedbirdir, doğru. Delillerin değiştirilmesi ve kaçma ihtimaline karşı bir tedbir olarak alınır. Peki, kaçma ihtimali hiç olmadığı gibi sadece ve sadece hakkında hüküm verilse bile, bakın hüküm verilse bile verilecek cezanın yatarının olmadığını biliyoruz. Peki Cihan Kolivar'ı niye tutukladınız ya siz? Fırıncılar Odası Başkanı Evet, Ekmek Üreticileri Sendikası İşveren Sendikası Başkanı tam unvanını verelim kuruluşun. Cihan Kılıvar'ı niye tutukladınız siz? Ekmek zamlarına ekmek zamlarını protesto ediyor diye. Bu ülke ekmekle besleniyor diyor. Ekmekle beslediği için bir zeka gelişimi sorunu var ülkemizdeki çocukların dediği için bilimsel bir gerçeği ortaya çıkarttığı halde Cihan Kılıvar'ı niye tutukladınız? Hiç utanmadınız mı? Hiç utanmadınız mı? Cihan Kolivar'ın hangi kanıtı değiştirme ya da nereye kaçma ihtimali vardı? <laughs> Tutun ki istediğiniz cezanın tamamını verdiniz. O ceza ya hükmün açıklanması ertelenecek, tecil edilecekti veyahut para cezasına çevrilecekti. Bir gün bile hapis cezası yatmayı gerektirmeyen bir suçlamayla ki suçlamanın kendisi saçma tamamen beraat ettirilmesi gerekiyor. Cihan Kolivar'ı tutukladınız. Yakın tarihte, yakın, yeni olay. Olduğu için sıcak olay. Hocanın örnek verdiği, işte Sedef Kabaş olayı var, başka olaylar var. Bunları biliyoruz, gazeteci arkadaşlarımız var. Ama Cihan Koli var. Bir işveren sendikasının başkanı. Bir ekmek üreticisi. Bir fırın sahibi. Niye tutukladınız ya? Kaçarı yoktu, niye tutukladınız? Bu olayda sistematik cinsel istismar var ama burada tutuklamıyorsunuz. Cihan Koli var neyi değiştirecekti? Kendisiyle bir televizyon programında yapılan e, yapılan söyleşide söylediği sözler nedeniyle önce Türk milletini aşağılamak dediniz. Baktınız ki tutmuyor. Tam tersine Cihan Koli var Türk milletini yüceltmeye çalışıyor. Sadece ekmekle beslemeyin diyor. Ekmekle besleyerek bu milletin zeka geriliğine neden olmayın diyor. Oradan bir şey tutturamadınız bilimsel bir şey bu çünkü ekmek temel bir gıda maddesidir ama sadece hamurla beslenmek doğru değildir. Bilimsel olarak böyledir. Oradan eski sosyal medya hesaplarını karıştırıp Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu çıkarttınız oradan. Cumhurbaşkanı'nın Kasımpaşa'dan komşusu, Rize'den de köylüsü olan birini tutukladınız. Nasıl bir kim bu ya? Ama burada bir cinsel istismar var. Sistematik. Mesela Cihan Koli var. O sözleri değiştirebilir miydi? Rütük kayıtlar orada. Mahkemeye sunulmuş. Değiştirebileceği bir kanıt yok. İki, kaçması için bir sebep yok. İş yeri sahibi, adresi belli verilecek ceza hapis yatmayı gerektirmiyor suçlu bulunsa bile. Bakın suçlu bulunsa bile. Hiçbir indirim yapılmadan ceza verilse bile hapis yatmayı gerektirmiyor. Ama tutukladınız. Bu nasıl adalet ya? Nasıl bir hukuk düzeni kurdunuz ya? Bu nasıl bir zulüm düzenidir? Değerli seyirciler bu dinci oligarşinin muhafazakar oligarşinin Faşizan oligarşinin zulüm düzenidir bu. Bunun başka bir adı yok. Ama burada tutuklama yok. Burada delillerin değiştirilme ihtimali çok yüksek. Evet, nitekim değiştiriliyor. Tabii, tabii. Tanıkların ifadelerinin baskı yapılarak evet. değiştirilmesi ihtimali çok yüksek. Evet. Evet. Hatta hatta istenen ceza nedeniyle 67 yıl ceza istiyor. Bakın, savcı tutuklanmasını istiyor çünkü. Savcı doğru bir şey yapıyor. İsteren ceza nedeniyle kaçma ihtimalleri çok yüksek. Burada niye tutuklama vermiyorsunuz ya? Bu nasıl bir düzen? Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir vicdan? AKP'nin kurduğu hukuk düzeni budur. Bir ülkede adalet yoksa o ülkede barış olmaz. Bir ülkede adalet yoksa o ülkede istikrar olmaz. Bir ülkede adalet yoksa o ülkede zulüm var demektir. Asgari adaletten söz ediyorum. İdeal adaletten, mutlak adaletten bile söz etmiyorum. Asgari adaletten. Bu ülkede zulmün hukuku hüküm sürüyor. AKP iktidarının felsefi tercihlerine, inanç tercihlerine, sempatilerine, antipatilerine, öfkelerine göre değişen bir hukuk sistemi var burada. Biraz sonra geleceğim hocam. Buyurun. Öyle şeyler yapıyorlar ki mesela evet. Timur Soykan tutuklansın. Niye? Gazeteci haberi ortaya çıkarttı. Dün hocam biz burada çok andık. Bir gün gazetesi kapatılsın. Niye? Manşetinden verdi. Benim de yazarı olduğum her pazar yazıyorum. Bir gün gazetesi Kapatılsın çünkü manşetten verdi ve duyurdu. İşte Halk TV kapatılsın, yargılansın. Niye? Devam ediyorlar çünkü. Bu olayın üzerine gitmeyi. Tele bir susturulsun. Neden? Çünkü tarikatlerin aydınlanma, çağdaşlık, modernite, bütün, bütün insanlığın orta çağdan çıkışını sağlayan bütün değerlerin savunucusu olduğu için biz bunun daha ötesinde savunuyoruz onu bile aşmayı savunuyor o başka bir bahis böyle bir zulüm düzeni kurdunuz troller kampanya açacak ama o kampanya çöktü biraz sonra geleceğim hocam buyurun o kampanya çöktü kampanyanın çökme nedenlerini anlatacağım evet eee